Radyo Tiyatrosu. Kütük. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Ömer Seyfettin. Senaryo Mehmet Mert. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Birazdan dinleyeceğiniz oyun, Osmanlı'nın yalnız fiziki kuvvetini, cesaretini, yiğitliğini değil, aynı zamanda ordu komutanlarının ne derece üstün bir harp tekniğine sahip olduğunu da ortaya koymaktadır. Yaver, Şalgo Kalesi'ndeki düşman ne yapıyor şimdi? Saldıracağınızı düşünerek hazırlık yapıyor olmalı Arslan Bey. Boşuna. Ne yaparlarsa yapsınlar, Şalgo Kalesi'ni teslim alacağım. Daha birkaç hafta evvel Boza Kalesi'nde hücumlarımıza karşı durmak isteyen Andrenaki, Mihal Kerşi ve Etienne Şoşay nasıl kaleyi teslim etmişse, Şalgo Kalesi'nin komutanı da kalesini öyle teslim edecek. Şalgo Kalesi zapt ettiğimiz diğer kalelerden daha yüksek ve daha muhkem. Ama yine de dört bir yandan saldırırsak zapt ederiz beyim. Aslan Bey. Ne var Mehmet? Az önce adım Ali Paşa'dan bir haberci geldi. Sizi görmek istiyor. Gelsin görüşelim. Beyim, paşamın size selamları var. Sağ olsun. Paşamız Dergley Kalesi'ni zapt etti mi? Zapt etti beyim. Lakin çok kanlı çatışmalar oldu. Peki paşamız kale komutanına teslim teklif etmedi mi? Etti beyim. Peki kafir kabul etmedi mi? Hayır, etmediler beyim. Komutanı kimmiş? Zondi isminde bir kahraman. Kahraman mı? Ben onların kahramanlıklarını iyi bilirim çavuş. Verdikleri sözü tutmazlar. Antlaşmayı bozarlar. Elçiye hakaret ederler. Zondi bildiklerinizden değil Aslan Bey. Çok mert bir adamdı. Paşa teslim teklifini kiminle gönderdi? Papaz Martin Uruç Galo ile. Her neyse. Türk elçi gönderseydi mutlaka kafasını keserler, burçlardan aşağı fırlatırlardı. Yanılıyorsunuz beyim. Ali Paşa Türk elçisi gönderseydi de Zondi bunu yapmazdı. Nereden biliyorsun? Zondi'nin elçisi Papaz Martin'e söylediği sözlerden anladım. Ne demiş Zondi? Demiş ki, git paşaya söyle bana teslim teklif etmesin. Bir askere bundan büyük hakaret olmaz. O nasıl savaş adamıysa ben de savaş adamıyım. Ya ölürüm ya galip gelirim. Ama görüyorum ki benim işim bitti. O durmasın. Bütün kuvvetiyle hücum etsin. Ben mutlaka yıkılacak kalenin taşları altında kalmak isterim. Aferin be. Hakikaten mert bir askermiş Zondi. Yalnız mert bir asker değil Aslan Bey. Hem de gayet iyiliksever, cömert biriydi Zondi. Nasıl? Bakın anlatayım. Papaz Martin ordugaha red haberini getirmek için dönerken Zondi onu tutmuş. Önce esir aldığı iki Türk delikanlısını yanına getirmiş. Bunlara gayet kıymetli erguvani elbiseler giydirmiş. Ceplerini altınla doldurmuş. Ve al bunları paşaya götür. Benimle beraber ölmelerini istemiyorum. Çok yiğit gençler. Terbiyelerine dikkat etsin. Devletine iki büyük asker yetiştirmiş olur demiş. Allah Allah. Demek yüksek bir karaktere sahipmiş bu Zondi. Sonra elimize sağ geçen esirlerden işittik. Kalenin avlusuna silahlarını, gümüş takımlarını ve en kıymetli eşyalarını yığarak yakmış. Sahi mi? Evet beyim. Ahırındaki savaş atlarını ağlayarak bizzat kendi eliyle öldürmüş. Son hücumunda bizim asker kalenin kapısını zorladı ve kırdı. Yeniçeriler bir kurşunla yaralanan Zondi'yi sağ olarak yakalamaya çok çalıştılar. Ama mümkün olmadı. O dizüstü çöküp sürünerek her tarafı kılıçla, mızrakla delik deşik olup ölünceye kadar vuruştu. Ya, demek Ali Paşa bu mert düşmanla konuşamadı. Maalesef konuşamadı. Vücuduyla kesik başını kalenin karşısına gömdürdü. Mezarın üstüne bir mızrak, bir bayrak dikilmesini emretti. Aşk olsun Ali Paşa'ya. Ben de olsam aynısını yapardım. Demek her milletten böyle cesur, yiğit savaşçılar çıkabiliyor. Ali Paşa'm kaleyi düzene soktuktan sonra buraya yardım için yanınıza geleceğini söyledi Aslan Bey. Peki. Uzun yoldan geldin. Git dinlen çavuş. Sonra da git Ali Paşa'mıza bizden selam söyle. De ki ona merak etmesin. Arslan Bey Şalgo Kalesi'ni kan dökmeden teslim alacaktır. Gönlü rahat etsin. Böyle söyle. Baş üstüne beyim. Af buyur beyim ama az önce Ali Paşa'nın çavuşuna kaleyi kan dökmeden teslim alacağım mı dedim. Evet yaver. Ben bu işi kan dökülmeden yapılmasını istiyorum. Yani silah top atmadan, kılıçla dövüşmeden mi? Evet öyle.
İyi ama bu nasıl olacak Arslan Bey'im? Şalgo Kalesi komutanı teslim olması için yaptığımız teklifi reddetti. Bakma sen reddetmesine. Kahraman olduğu için yapmadı bunu. Bu demektir ki ölene kadar savaşacak. Hayır öyle değil Yaver. O sayımızın ve silahımızın yetersiz olduğunu biliyor. Bunun için kabul etmedi barış teklifimizi. Bu daha da kötü değil mi Arslan Bey? Ama komutanın unuttuğu bir şey var. Ben Arslan Bey olarak bugüne kadar kuşattığım her kaleyi zapt ettim. Birkaç gün içinde bu kaleyi de zapt edeceğim. Birkaç günde mi? Zor zapt ederiz beyim. Neden inanmıyorsun? Daha bu kaleye tek bir tüfek bile atılmadı. Silah atılmasa da alacağım. Nasıl yapacaksınız bunu beyim? Senin aklın ermez. Hava biraz kapansın görürsün. Yani kaleyi hiç topa tutmadan mı hücum edeceğiz? Yok hayır. Nasıl yapacağız? Havanın kapanmasını bekle dedim ya. Göreceksin. İyi. Komutanımız Aslan Bey daha ne bekliyor? Neden kaleye hücum etmiyoruz? Evet, topumuz tüfeğimiz hazır. Beyimiz destur desin hemen kaleyi zapt edelim. Evet. Doğru. İki topumuz var. Bu kaleyi yerle bir etmemiz için yeterli. Biz bundan daha dayanıklı kaleleri bile zapt ettik. Burasını haydi haydi ele geçiririz. Doğru. Merak etmeyin. Aslan Bey'imizin vardır elbet bir düşündüğü. Onun düşmandan korkmadığını, çekinmediğini bilirsiniz. Buraya gelinceye kadar tam 3 kaleyi çarpışarak ele geçirmedik mi? Doğru. Bekleyip ne olduğunu göreceğiz bakalım. Bir haftadır kalemiz muhasara altında. Türkler saldırmak için neyi bekliyor ki? Önce sinirlerimizin bozulmasını, sonra da kaleyi teslim etmemizi bekliyorlar. Asla. Neden kaleyi teslim edelim ki? Onlardan hem sayıca hem de silah ve teçhizat bakımından çok üstünüz. Aylarca çarpışsak bile kaleyi zapt edemezler. Bu hiç belli olmaz kumandan. Ne demek istiyorsun? Dikkat edin karşımızdaki Arslan Bey. Türklerin en akıllı, en korkusuz ve en iyi komutanlarından biri. Bugüne kadar kuşattığı her kaleyi zapt etmekle ünlüdür. Madem öyle hücum etmek için neyi bekliyor? Daha tek bir kurşun bile atmadılar. Aralarına saldığımız casuslar Ali Paşa'nın askerleriyle yardıma geleceğini söyledi. Ali Paşa mı? Evet komutanım. Geçenlerde Dregley Kalesi'ni müthiş bir çarpışma sonunda teslim almış. Paşa, kale komutanı Zonti'ye silahlarını bırakıp teslim olmasını söylemiş. Zonti cesur bir komutandır. Teklifini kabul ettiğini sanmam. Zaten o da etmemiş efendim. Bunun üzerine paşa askerleriyle kaleye saldırmış. Müthiş bir çarpışma olmuş. Ama bizimkiler kumandanları Zonti kadar cesur olmadığından paşa kaleyi ele geçirmiş. Kaledekilerin hemen hepsi çarpışmada ölmüş. Ali Paşa da gelse kaleyi teslim etmem. Bu kale hem yüksek hem de sağlamdır. Peki Türklerin topu kale duvarlarını yıkamaz mı? Hayır. Getirdikleri iki topu da gördüm. Duvarlara tesir etmez. Ayrıca asker duvarlara tırmanıp içeride giremez. Arslan Bey! Neden devamlı olarak havaya bakıyorsunuz beyim? Bozmasını bekliyorum da ondan. Ama pek bozacağı da benzemiyor. Ah biraz sis olsa o bile yeter bana. Yani kaleyi zapt etmek için havanın kötülemesini mi bekliyorsunuz? Evet Yaver. Bütün planımı buna göre ayarladım. Beyim, af buyur ama planını söyler misin? Hayır. Bunu ancak tatbik ettiğim zaman görürsünüz. Birkaç güne kadar Ali Paşa askeriyle burada olur. Sayımız 7000'i bulur. O zaman saldırıya geçeriz. Biliyorum Yaver. Lakin mesele saldırmadan kaleyi ele geçirmekte. Ali Paşa gelir de kuvvetlerimizi birleştirirsek... O zaman Tofel Pallavicini kalesini zapt ederiz. Rüzgar çıktı. Umarım rüzgarla birlikte havada kapanır. Ne dersin Yaver? Olabilir beyim. Rüzgar yağmur bulutlarını getirebilir. Bakalım. Yarın olsun, bir uyanmak kısmet olsun hele. O zaman göreceğiz havanın durumunu. Hava umduğunuz gibi olursa saldırıya geçecek miyiz beyim? Hayır, hemen değil. Arslan Bey! Arslan Bey! Ne var, ne oldu? Nedir bu halin? Hava efendim. Dışarıya gelip bakın, hava fena kapandı. Sahi mi diyorsun? Bu harika bir haber. Sis içinde beyim. Her taraf beyaz dumanlarla kaplandı. Adeta bir adım ötemizi göremiyoruz. İşte beklediğim buydu. Hadi gel dışarı çıkalım yaver. Ne var?
Bakın beyim havaya. Güzel. Çok güzel. Tam istediğim gibi. Sisten az ötemizdeki kaleyi dahi göremiyoruz. Ben gidiyorum yani. Nereye beyim? Ormana. Ormanın içlerine. Tiz atımı hazırlayın. Yanınıza asker vermemi ister misiniz beyim? Hayır, yalnız gideceğim yaver. Nasıl isterseniz beyim. Aslan Bey nereye gidiyor böyle? Ormana. Ormanda ne var ki? Bilmiyorum. Bunca yıl Arslan Bey'in yaverliğini yaparım. Onlarca savaşa katıldım. Onu hiç böyle görmedim. Bu kaleyi kuşattığımızdan beri hep düşünceli. Ormana yalnız mı gitti? Evet. Yanına da kimseyi almadı. Neler planladığını ancak Allah bilir. Beni emretmişsin beyim. Evet. Buyur. Yaver. Git bütün subayları, çavuşları çadırıma çağır. Baş üstüne beyim. Ağalar, beni dinleyin. Dışarıda korkunç bir sis var. Göz gözü görmüyor. İşte ben hep bu anı bekliyordum. Allah'ın izniyle bugün kaleyi alacağız. İnşallah. Saldırıya ne zaman geçiyoruz beyim? Ben döndükten sonra. Yere mi gidiyorsun? Evet, ormana. Bir iki saat sonra döneceğim. Bu arada sizler hepiniz hazır olun. Siz gelmeden ben toplarımla kaleyi dövmeye başlayayım mı beyim? Hayır topçubaşı. Senin iki topunun güllesine ihtiyacım yok. Yalnız bize çok gürültü yap yeter. Nasıl gürültü beyim, anlamadım. Topları yerinden kımıldat. Topçularını kalenin bedenlerine doğru yaklaştır. Avazları çıktığı kadar hea mola, yisa diye bağır. Yine anlamadım beyim, kusuruma bak. Anlamadın mı? Senden gürültü çıkartmanı istiyorum topçubaşı. Kaledeki kafir kendisine saldıracağımızı sansın. Pekala beyim. Siz ağalar, siz de askerlerinizi savaş düzeniyle kaleye yaklaştırın. Mümkün olduğu kadar kaleye iyice yaklaşıp çok gürültü çıkartın. Nasıl olsa sisten dolayı kaledekiler sizi görüp de ateş edemez. Hea mola çektirin. Savaş naraları attırın. Mehter savaş müziği vursun. Hadi dışarı çıkıp hemen başlayın. Göreyim sizi. Gazamız mübarek ola. Sana gelince yaver. Buyur beyim. Sen de yanına iki adam al ve gerideki değirmenli çiftliğinde biriktirdiğim 50 mandayı hemen buraya sür. Burca giden yolun yanında hazır tut ve beni orada bekle. Baş üstüne beyim. Hadi çabuk ol. Ben ormana gidiyorum. Hey ya mola, hey! Hey ya mola, hey! Hey ya mola, hey! Neler oluyor? Yoksa Türkler saldırıya mı geçti? Hey ya mola, hey! Siz her tarafı kapamış komutan. Göremiyorum ama savaşa hazırlandıkları belli. Topların çıkarttığı sesi duyuyor musun? Bize doğru yaklaşıyorlar. Yalnız toplarını değil komutan. Çıkan seslerden askerlerin de kaleye yaklaştığını duyuyorum. Birazdan saldırıya geçecekler galiba. Birazdan saldırıya geçecekleri kesin. Baksanıza savaş müziği çalıyorlar. Haklısın. Türkler bu müziği çaldı mı hücuma geçiyorlar demektir. Hadi hemen git askerleri uyandır. Buraya gelsinler. Topçular da toplarının başına. Peki komutan. Çabuk olun. Türkler saldırıya geçecek. Silah başına. Silah başına. Silah başına. Silah başına. Ağalar, subaylar, çavuşlar. Hepiniz beni dinleyin. Birazdan sis açılmaya başlayacak. Sis açılmaya başladığı anda askeri susturacaksınız. Ama savaşacakmış gibi kurşun ve ok menziline kadar kalenin önüne yürüyeceksiniz. Daha fazla ilerlemek yok. Sakın ha ateş açmayacaksınız. İyi ama Arslan Bey'im, hem hücum etmeyeceğiz hem ateş etmeyeceğiz. Peki biz bu kaleyi nasıl zapt edeceğiz? Ben önce gidip düşmana teslim olmasını teklif edeceğim. İyi ama beyim, sen daha önce de kafire teslim olmayı teklif etmiştin. Kabul etmemişlerdi. Şimdi neden kabul etsinler ki? Edecekler. Etmek zorundalar. Hadi
Şimdi askerinizin başına gidin ve sis açılmaya başladığı anda dediklerimi yapın. Hadi bakalım. Buyurunuz başımız üstüne beyim. Şuraya bakın! Şuraya bakın! Sis açılmaya başladı. Hadi, hadi hemen askere susmasını söylerim. Komutan aslan bey. Susun! 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 Sis dağılıyor. İşte Türkleri görüyorum. Vay canına. Kalemize bayağı yaklaşmışlar. Çabuk! Herkes silah başına! Mevzilere dağılın! Türkler yaklaşınca ateş açın! Şuraya bakın komutan! Beyaz bayraklı biri buraya doğru geliyor. Evet, buraya doğru geliyor. Elçi olsa gerek. Birazdan ne istediğini öğreniriz. Beni dinleyin! Gelen Türklerin elçisi! Kimse ateş etmesin! Hey Breşşalgo muhafızları! Ben padişahımızın dedesine, sizin kralınızın memleketlerinden büyük yerler zapt etmiş Bosna valisi Yahya Paşa'nın torunlarındanım. Adım Arslan Bey. Ne var? Ne istiyorsun? Ceddim Hamza Beli Bey daha 14 yaşındayken sizin ordunuzu perişan etmiş, Viyana kuşatmasında Viyenberg önünde şan almıştır. Ben hangi kaleye gitsem geriye boş dönmedim. Daha geçen gün iki küçük topla Bozak Kalesi'ni yerle bir ettim. Mihal Terşi, Etienne Şoşay, Andrenaki gibi kahramanlarınıza canlarını bağışladım. Hadi gelin, siz de teslim olun. Boş yere kanınızı döktürmeyin. Sizlerin de canını bağışlayayım. Şartınız nedir? Şartım filan yok. Biz teslim olanın canına kıymayız. Teslim olmazsanız 5 dakika sonra kalenin içinde canlı bir adam bile kalmaz. Çok yüksekten atıyorsun Aslan Bey. Neyine güveniyorsun da bizim şartsız teslim olmamızı istiyorsun? Karşınızdaki yolun dediği üzerinde bir şey görüyor musunuz? İyice bakın oraya. Top geçirmişler. Şuraya bak komutan. Dediğin orada kocaman bir top var. Bugüne kadar hiç böylesini görmemiştim. Haklısın. Bunun güllesi de çok büyüktür. Evet görüyoruz. Bir top var orada. Ne olmuş? Evet. Bir top ama başka toplara benzemeyen bir top. Hala anlamadınız mı? Babalarınızdan işitmediniz mi? 50 mandayla buraya getirdiğim bu topun 2 güllesi binlerce Şalgo kuvvetinde olan İstanbul kalelerini tuzla buz etmişti. Bu top İstanbul'u alan toptur bre komutan. Anlamadın mı hala? Yandık komutan. Eğer bu top o topsa taş üstünde taş kalmaz bu kalede. Bir kere ateş edeceğim. İkinci atıma gerek yok. Ne kaleniz kalacak ne de kendiniz. Eğer teslim olmazsanız hepiniz o kalede öleceksiniz. Size teslim olmanız için 1 saat veriyorum. Eğer 1 saat sonra kale burcuna beyaz bayrak çekmezseniz İstanbul surlarını yıkan o eşsiz top gülle yağdırmaya başlayacak. Ne yapacağız komutan? Ne yapacağız komutan? Bilmiyorum. Bu hiç hesapta yoktu. Baksanıza top ne kadar da büyük. Hiç böyle büyüğünü görmemiştim. Aslan Bey'in söyledikleri doğru galiba. Topu çeken 50 manda da burada baksanıza. Durum kötü efendim. Eğer teslim olmazsak hepimiz ölürüz. Bilmiyorum. Düşünmem lazım. Topa bakın! Topun büyüklüğüne bakın! Topun büyüklüğüne bakın! Aman Allah! Şimdi Aslan Bey'in bir hafta derine beklediği ortaya çıktı. Meğer bu topun gelmesini bekliyormuş. Hem de İstanbul'dan getirmiş. Bunun bir güllesi Şalgo Kalesi'ne yeter de artar. Hürro! Hey! Şuraya bakın! Şalgo Kalesi'nin burcuna bayrak çektiler. Beyaz bayrak! Beyaz bayrak! Beyaz bayrak! Çekiler! Yaşasın! Teslim oluyorlar! Teslim oluyorlar! Çabuk Arslan Bey'e haber verelim! Yürü. Ben şimdi haber veririm! Hadi bakalım! Gidiyor Arslan Bey! Beyim! Arslan Bey'im!
Çabuk dışarı gelin beyim. Ne oldu yaver? Beyaz bayrak çektiler beyim. Kalenin tepesinde beyaz bayrak sallanıyor. Beyaz bayrak mı? Aha. Güzel. Demek teslim olmayı kabul ettiler. Hadi hemen gidip kaleyi teslim alalım. Herkes silahlarını ve değerli eşyalarını bırakacak. Aksi hareket eden cezalandırılacaktır. Silahlarınızı atarak çıkın kaleden. Hadi. Sözünüze güvendik. Silahlarımızı bırakarak teslim olduk Aslan Bey. Siz de sözünüzü tutun. Korkmayın komutanım. Hepinizin hayatı bağışlanmıştır. Biz anlaşmayı bozmayız. Bu arada 50 mandayla İstanbul'dan getirdiğim o topu görmek ister misiniz? Evet, o korkunç topu görmeyi çok isterim. Zira bizi teslime zorlayan siz değil, o oldu Aslan Bey. O halde gelin benimle. Muhteşem. İşte bakın, muhteşem topumuz. Bunun büyüklüğüne bakın. Sizin böyle topunuz var mı komutan? Hayır. Peki niçin yapmıyorsunuz? Bilmiyorum. Bu topu İstanbul'dan buraya kaç günde getirdiniz? Getirmek mi? Hayır, getirmedim. Burada bir hafta içinde kendim yaptım bunu komutan. Ne? Kendiniz mi yaptınız? Evet. Bizzat kendim yaptım. Öyle uzaktan bakmayın. Yaklaşın. Daha yakından inceleyin. Çünkü bu topu yaşadığınız sürece unutamayacaksınız. Yaklaşın komutan. Siz de asilzadeler, şövalyeler. Çekinmeyin, yaklaşın. Evet, elleyebilirsiniz. Tabii. İyi ama bu ne biçim top? Nasıl? Beğenmediniz mi yoksa? Bunun deliği nerede? Bu top gülleyi nereden atıyor? Olamaz. Bu top falan değil komutan. Bu bir kütük. Ne? Kütük mü? Nasıl yani? Şövalyeniz doğru söylüyor komutan. Basbayağı bir kütük işte. Sizin top sandığınız siyah boyanmış ağaç kütüğünden başka bir şey değil. Ne? Kandırıldık mı yani? Ha, şunu bileydiniz. ama bu yaptığınız yiğitlik değil. Ya demek yiğitlik değil ha? Evet, değil. Bizim yaptığımız yiğitlik değil de sizin henüz bir kere bile patlamayan bir toptan korkarak hemen teslim oluvermeniz yiğitlik mi yani? Unutmayın komutan. Bu size ders olsun. Savaş sadece topla tüfekle kazanılmaz. Cesaretin yanında akıl da şarttır. Biz Türkleri sizlerden ayıran en önemli özellik de budur işte. Şimdi gidin ve komutanız altındaki Şalgo Kalesi'ni tek bir kurşun bile atmadan nasıl teslim ettiğinizi krallarınıza, imparatorlarınıza anlatın. Kütük adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.